Budrun, Hamburg Napolitini. Venedik Stockholm treni 11:27'de burada olur. Elimizde kalan son eylemdi. Geçen trenleri seyrettik. Bundan 5 yıl önce tüm önemli ekspresler Bristol'da durdu. Bütün önemli ekspresler. Artık Bandiyo trenleri bile durmuyor. Yalnızca Kaffingen'den 2 tanesi ve Kalverstad'dan da 13-13 iş treni. Baktık. Bogner fabrikası yıkıldı. Bogner iflas etti. İşsizlik maaşıyla yaşıyoruz. Aş evinde karnımız doyuruyoruz. Doyuruyoruz. Sürünüyoruz. Ve ölene dek çürüyoruz. Bütün kasaba. Eskiden bir kültür şehriydik. Ülkede ilk akla gelen şehirlerden biriydik. Ne ülkesi? Avrupa. Göte burada geceledi. Burada. Altına vardı. Brahms burada kuartet besledi. Bertolt Schwarz, Baruto burada bulundu. Ve ben, Beyoğlu Sanat Okulu'nda mükemmel bir öğrenciyim. Peki şimdi ne yapıyorum? Hemen yapalım. Milyoner Hanım'ın buraya gelmesi için en uygun zaman. Kalverstad'da bir hastane yaptırmış diyorlar. Ve Kaffingen'de bir çocuk yok. Ayrıca başkentte de bir hatıra yapacağız. Tam dolayı bizim tiyatrı. Hani şu natural sesler var ya hani. O ve onun paraları, Ermeni petrolünün, Doğu Demir Yolları'nın, Hong Kong'daki eğlence mahallesinin sahibi. Onur konuğumuz 13-13 kalkış da diş treniyle geliyor. Gençlik kulübünün karma korusu Selçuk Öğütçek. Ve değerli zili çalacak. Ama halen ayarlanmadı. Pazar yerinde çeri bandosu çalıyor. Ardından jimnastik kulübü milyoner olur içerisinde bir treni çalıyor. Daha sonra da altına vardı bir yemek. Ancak maddi durumumuz ne kilise binasını ne de belli emirasını ışıklandırdığına söyleyecek. Haciz memurum. Belediye binasını hayz edeceğiz. Politik olarak bile harap durumdayız. Günaydın Sayın Başkan, güzel günler dilerim. Neden? Burada ne arıyorsunuz? Sayın Başkan bunu zaten biliyorlar. Zor bir görev için buldum. İsterseniz bir kere de siz de deyin, koca bir şeyler. Belediye binasında hiçbir şey bulamazsınız, eski bir dakika dışında. Sanırım yanılıyorsunuz Sayın Başkan. Bristol Tarih Müzesi. 3 yıl önce Amerika'da. Kasalarımız da bomboş, kimse vergi ödemiyor. Araştırılması gerekiyor. Sonuçta ülke gelişiyor. Bristol'un Güneş Barıkısı Meydanı'nın da cumhanesi de var. Ama Bristol batıyor. Biz kendimiz ekonomik bir bulmacanın için. Bütün bunlar uluslararası çalışan masonların komplosu. IMF onları destekliyor. Şehir kasası bir göz atayım diyorum mesela. Benim gözlerim atmaca gidiyor. İlla ki aynı şekilde bir şey bulur. Bizi milyonların ziyaretinden sonra yağmalayacağını şimdi yağmalaması daha iyi. Sayın Başkan, bu yazı olmamış. Çok daha var ediliyor. Sanki hoş geldin Kılarzana sen yazsa daha iyi olmaz mı? Ama o Kılar, Kılar'ı başı. Sonuçta burada yetişti. Babası da mimardı. Tamam o zaman şöyle yapalım. Önce hoş geldin Kılarzana sen yazalım. Eğer milyonlar aranın bundan duygulandığını görürsek arka tarafını çevir öyle gösterirsin. Arkadaşlar, milyoner onun bizim tek umudu. Tanrı dışından. Tanrı dışından. Ama Tanrı para vermiyor, o bir satın tuttu. Sevgilim, sen onunla arkadaşın. Yüzden her şey sana bağlı. Biliyorum. Onun hakkında bir şeyler demiştim. Onların yolları ayrılmıştı. Papazınızı anlatmak istediğiniz bir şey var mı bayım? Tabii ki. Biz eskiden çok iyi ki arkadaşız. Genç ve ateşliydik. Ben o zamanlar tam anlamıyla sana kaynayan bir adamdım. Yo, Clara. Hala gözlerimin önünde. Bir tür tağlamlarından bana doğru gelişi, tüm parıltısıyla ve ormandan bana doğru yürüyüşü, tıpkı ince, zayıf, bir söğüt kadar esnek ve narin, tıpkı şeytani bir cadı kadar güzel. İşte hayat güzel değil, hayat. İşte bütün hikaye böyle Sayın Başkan. Güzel hikaye ama şimdi Bayan Zahlasken akşam yapacağım konuşma için hakkında bilgi edinmem lazım. Da mod netlerim yok. Kadroz derlerim piçleri çalmış oldu. Şimdi başkan bey. Onun hakkında bir şey daha söyler misin? Okul arşivini araştırdım. Clara Işık'ın notları ne yazık ki gerçekten çok kötü. Sadece botanik bir de zooloji. Botanik ve zooloji güzel. Yani. Sayın başkan, bu konuda size yardımcı olabilirim. Clara adalet severdi. Bir keresinde polisler bir dilenciye götürürken o polisleri taşlamıştı. Adalet duydu. Buna kesinlikle değinmeliyiz ama polisle ilgili olan kısmı atsak daha iyi olur. Ayrıca cömertti. Bir kere yaşlı dolu kadın için patates yapmış. Cömertlik duygusu. Buna kesinlikle değinmeliyiz. Bu çok can alıcı bir nokta. Bu arada babasının yaptığı şu istasyonun yanındaki eski binayı hatırlayan var mı? Akşam konuşma için iyi olabilir. Hiç hatırlamıyorum.
zaten hep sağır. Kadın oradan kaçtı. Tımarhane doğru. Ben hazırlıklarımı tamamladım. Gerisiyle kaldım. Biliyorum. Zaten sen milyonlar ortaya. Milyonlar! Elbette. Bütün mesele. Eğer sadece bir çocuk yuvası yaptıracaksa bunun bize yararı dokunmaz. Her neyse sevgili. Uzun zamandan beri Bristol'da en sevilen kişisiniz ve malum artık ilkbahar demin geldiğinde. Muhalefettekilerle de görüştüm. Benim yerime aday olacak kişi olarak sizi aday gösterdiğinizde anlaştık. Ama sayın başkan. Harika, buna onaylayabilirim. Neyse, konumuzu dağıtmayalım, konuya dönelim. Daha sana bu kötü durumumuzdan bahsedersem bir şekilde ikna etmeye çalışırım. Ama dikkatli olma, nazik olma. Doğru, mantıklı davranmalıyız. Eğer istasyondaki karşılamada başarısız davranırsak her şey mahvolabilir. Bu yüzden karma koruyor ve şehir bandosuna güvenip bu iş olmaz. Bil bu konuda haklı. Sadece onlarla hiçbir yere varamayız. Sonuçta önümüzdeki durum çok önemli bir an olacak. Adam Zanat Sen yeniden memleketime geliyor ve onu burada sadece bir karma koruyla karşılayarak etkileyemez. O yüzden karma korusu ardından da ifa ayarlandığımız oldu. Tabii hanımefendi burada tutmaktan da karşılığını sindir şartım ve sınırlı gibi bir şey olacak. Hepsi beyazlar içinde. Önümde çocuklarım, yanımda eşim, ellerimde güller. Tamam, her şey planlandığı gibi olursa bu iş olur. Her şey yerinde ve tamamlanırsa bu iş olur. 11-27. 11-27. Güzelce hazırlanmak için neredeyse hala insan. Kesinlikle. Kum ve havza. En iyisi hoş geldin kızlarım. Zahnat sayılırsın, siz kaldın. Diğerleri, bu sefer sadece şapkalarınızı saldın. Sakın geçen sene hükümetten komisyon geldiğindeki gibi bağırmaya kalkmayın. O an etkimiz direkt sıfırdı ve o zamandan beri para yardımı alamıyoruz. Niye? Siz bağırdığınız için. Bu önümüzdeki durum taşkın bir kutlama için uygun değil. Aksine gözyaşlarının sel oldu. Memleketimizin çocuğunun yeniden dönüşünün hep birlikte istediğiniz bir an oldu. İçten olun, samimi olun ama en önemlisi zamanlamayı iyi ayarlayın. Karma korusu biter bitmez ifade alanını çağırın. Burada dikkat etmemiz gerekenleri alın. Express duruyor. Kendinden çok gösterdiği hızsız bir çöktü. Ama bu doğa kanunlarına aykırı giderek ufuktan kaybolması gerekirdi. Merak etme. Hanımefendilerin ne biliyorlar? Şikayet mi bulunmayacağına göre. Olay tamamen bir
yanlış anlaşılmadan ibaret. Hanımefendi! Alıyor! Bristol Belediye Başkanı olarak sizi karşılamaktan onur duyuyorum. Hemşehrimiz olarak sizin hoş geldiniz dileğinizi iletmek için ufak hazırlıklar yapıyorum. Buyurun, teşekkürler Sayın Başkanım. Hanımefendi, öncelikle bakkalımız Alfred değil. Clara. Alfred. Yani şu an güzel. Bunu yapmak hep aklımdaydı. Bütün hayatım boyunca Bristol'dan ayrıldığımdan beri. Ne güzel. Sen de beni düşündün mü? Tabii ki her zaman. Bunu zaten biliyorsun. Birlikte geçirdiğimiz günler harikaydı. Kesinlikle öyleydi. Profesör, avucun içine. Hadi beni esinden çağırın. Vahşi kedim. Başka? Sihirli cadım. Ben seni nasıl çağırırım? Siyah. Hala öyleyim. Saçmalama Alfred. Yaşlanmışsın. Saçların ağarmış, kilo almışsın. Ayrıca bir ay yaş gibi görünüyor. Ama sen hala aynısın. Aynı sihirli cadım. Ben de hem yaşlandım hem de kilo aldım. Ayrıca sol bacağım bu. Araba kazası. Ama protezime harika yaptılar. Çok iyi hareket ediyor. Sence de öyle değil mi? Ama sihirli cadım, ben bunu nasıl fark edebilirdim? Seni 7 numaralı kocamla konuşayım artık. Tütün tarlaları sahibi. Çok mutlu evleniyorsun. Tabii. Gel Bobby, gel. Selam. Sence de siyah kıyıyla çok ilginç görünüyor. Özellikle düşündüğü zamanlarda çok farklı bir etkisi var. Düşün bakalım Bobby. Daha kıyıyla. Daha kuvvetli. Gördün mü? İşte o. Böyle olunca şeytani etkileri varmış gibi. Çırpıklı bir bileziği. Ama hayır. Bu bir Yunan ortodoksu. Babası ise bir Yunan. Bizim papaya. Artık kasabayı ziyaret etmek istiyorum. Saygıdeğer hanımefendi. Bristol sizin biri olarak size karma koronuz tarafından seslendirecek olan bu toprakların halk türküsünü sunmak isteriz. Buyurun. Teşekkürler. Hazır mıyız? Yeter. İtfaiye geldin canım. Yeter. Sağ ol. Sağ ol. Merhaba hanımefendi. Ben bir sok koşum. Ben değil. Teşekkürler. Şu an kimseyi tutuklamak istemiyorum. Tabii. Ama yakında birisi onun size ihtiyacı olabilir. Ara sıra bazı şeylere gözüm var mısınız? Tabii ki. Yoksa birisi orada ne işin var mı? Siz en iyisi gözlerinizi tamamen. Tamamen. Seni çakalabiliyor mu? Hanımefendi, popadınız. İlginç. Ölüm döşeğindekileri teselli ediyor musunuz? Elimden geleni yapıyorum. Peki ya. Bakın ölüm kararı vermiş şu an. İkimiz de ölüm cezası kaldırdı ama. Kim bilir? Belki tekrardan yürürlüğe gider. Hanımefendi, doktorunuz. Doktorunuz. Merhaba. Ölüm belgesi hatırlıyor musunuz doktor? Ölüm belgesi mi? Hani birisi ölürse. Tabii hanımefendi, benim işim bu. Bir dahaki sefere kalkmış yazarsınız. Aynı sevgili kadın, aynı başlığı kendimiz. Artık değilim Tobi. Protez bacağımda kilometrelerce yol yürüyenler... Hanımefendi ama doktorunuzun bir arabası var. Mercedes 30 kilometre. Sağ olun, sağ olun kalsın. Kazadan beri umurumu yapıyorum. Takdiramanım da gitmeyeyim. Melatından bir gangster. İdam cezasına çarptırmıştı. Bu canavarın aklını bilerek bana milyonlara mal oldu. Takdiramanımsa buradan geldi. Fransız Cumhurbaşkanı hediyesi. Sizlerin ancak gazetelerden görebileceği üzere çok nazik, çok mübarek. Gidelim. Bu sırada bavulları ve tabutu altın havaneye götürdüm. Tabut mu? Evet. Yanımda bir tane getirdim. Ne bilir, belki ihtiyacınız var. Bristol'dayız. Kokuyu alıyoruz, kokuyu alıyoruz. Bu Bristol'un kokusu. Siz de gidiniz. Biz yaşlandım ailemiz, biz yaşlandım ailemiz. O bize koku veriyor mu diyor, o bize koku veriyor mu diyor. Burada şimdi ne? Biz görürüz. Gör müsünüz? Yeni ben getirdim size. Teşekkürler.
valiz. Yığınla valiz var. Az önce de bir tane kafes getirdiler. İçine bir panter var. Siyah, vahşi bir hayvan. Samut'u da özel bir odaya koydurdu. Çok garip. Ünlü kadınların anlaşılmaz istekleri ve kaprisleri var. Kadının tren dönüşü tüyler ürpertip görüntüldü. Bana adeta intikam peşinde olan bir Yunan tanrıçası. Konrad Fjord. Siz burada durun. İşte isimlerinizin yazdığı kalp harfi. Ağaç büyümüş. Gövdesi ve dalları da nasıl kırılmaşmış. Büyümüş ve birbirinden ayrılmış. Toby, git sakızın çalıkların arkasında çıkma. Yüzünü devamlı görmek istemiyorum. Moby, sen de ölme ait. Balıkları. Hatırlar mısın arkadaşlar? Normal bir şekilde. Ah, bak. Bir geyik. Tamam arkadaşlar. Burada 20 yıldan fazla oluyor. Bu dağların altında, bu yosunların, bu sarmaşıkların yanında sevişmiştik. Ben de alayım. Sen sevdiğin bir yol. Sonra sen bakkal dükkanı olan Batı'da bulup artık evlendim. Ben Sezan'dansam. Ve tabii milyonlarım. Beni bir genel evde buldum. Hamburg'da. Onu cezbedense kırmızı saçlarım. Hoş. Artık kırmızı saçlarım da yok. Clara. Ama şimdi olsa yine benden çok iyi. Sigara ver Bobby. Bir sigara ver Bobby. Bir sigara ver Bobby. Sigara içmeyi severim. Aslında hocam içlerden bir tane içmeliyim ama para pek vermiyorum. Senin iyiliğin için mahkede bulunan terden. Parası var. Sen genç ve güzeldin. Gelecek senin de. Mutlu olmanı istedim. Bu yüzden kendi mutluluğundan vazgeçmek zorundayım. Şimdi gelecek değiliz. Burada benimle kalsaydın sen de benim gibi harcayacaktın. Sen harcanıyor musun? İşe yaramaz mı kasabada? İşe yaramaz mı? Bakkalım sadece. Artık parası olan benim. Sen benden gittiğinden beri bir cehennemde yaşıyorum. Ben cehennemin kendisi oldum. Ailemle sürekli kavga ediyorum. Fakirlikten dolayı hep beni suçluyorlar, hep. Matildecik senin mutluluğun. Önemli olan senin mutluluğun. Çocukları? Yaşamamazsın, yok. Çok yakında olacağım. Gerçekten gülüş bayat sürüyorum. Bir kere bile kasabanın dışına çıktığını söylenemez. Bir kere Berlin'e, bir kere sitesine gittim o kadar. Böyle bir uğraşana gerek var mı? Dünyanın nasıl bir yer olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü sen her yere girebiliyorsun. Çünkü dünya benim. Artık her şey değişti. Bize yardım edecek misin? Elbette. Kazanmamız. Paralar mı? Çok para. Para sorun değil. Bahsi iyi kesin. Ya çaydan. Eskiden olduğu gibi. Genç cesur olduğumuz zamanlardaki gibi. Hani Konrad Köyüman'la aşk yuvamıza geldiğimiz zamanlarda güneş çam ağaçlarının üzerinden tüm parıltısıyla yükseliyordu. Biraz ileriden bulut kümelerini görebilirdim. Orman içinde bir yerlerde kuğuk kuşlarının sesini duyabilirdim. Ağaçlar, dallar arasında esen serin rüzgar. Tıpkı dalgalı bir denizin uğultusu gibi. Her şey eskisi gibi, her şey. Keşke zaman bizi çayırmasaydı. Keşke hep birlikte kalabilseydik. Bunu gerçekten ister miyim? Her şeyden çok. Her şeyden. Seni seviyorum. Aynen. Senin beyaz ev. Yanılıyorsun. Bu da protest. Bilir. Clara, senin her yerin protest. Hemen hemen. Afganistan'daki bir uçak kazasında olmuştu. O enkazdan sağ çıkıp ben yalnızca ben. Tabii ne gibi biliyorsun. Ben öldürülemezim. O öldürülemez. O öldürülemez. Ayrıca, jimnastik kulübünün bir ödülü de pek helal. Siz iyi bir
Fatih'de bulun var. Dükkan kapılarının arkasında Alfred'i nasıl beklediğini hatırlıyorum. Zavallı şey. Nasıl da zayıflamış ve sararmış. Milyonlar. Milyonlar. Artık acı bir şey. Ben işinizi bekliyordum. O gibi. Onu balık tutmak için göle gönderdim. Hem zaten ondan ayrılacak. Ayrılacak. Evet, o da şaşıracak. Ama ünlü bir Alman oyuncuyla evlenecek. Mutlu bir evliliğiniz olduğunu söylemiştiniz. Benim bütün evliliklerim mutludur. Ama gençken Bristol Katedrali'nde evlenmek en büyük hayalim. İnsan gençlik hayallerini gerçekleştirmelidir, öyle değil. Sevgili Bristol'lar ve çok saygıdeğer hanımefendi. Kasabamız asil hükümdar Prens Hasso tarafından biz yıllar önce Büken Reed arazisi ve Konrad Köy Ormanı'nın aralarında kurulmuş. Bu sempatik kasabada yüzyıllar geçtikten sonra bir hanımefendi dünyaya geldi. Ancak bu hanımefendi 25 yıl evvel aniden aramızdan ayrıldı, yani kasabamızı terk etti. 25 yıl, yani 20 yıldan fazla bir zaman, uzun bir zaman. Ve o zamandan bu zamana çok şey oldu. Dünyamız için, bizim için üzücü şeyler oldu. Ama biz hanımefendi, Clara'mızı hiç unutmadık. Ne sizi, ne de ailenizi. Anneniz, o muhteşem, dinç ve sağlıklı. Aniden trajik bir şekilde tüberkülozdan vefat etti. Ve babanın o meşhur şahsiye istasyon yanında yaptığı binaya hala uzmanlar ve amatörler. İnsanlar hala o binayı sıkça kullanıp babamızı takdir ediyorlar. Onlar bizim kalplerimizde yaşıyorlar, onlar en değerlerimiz, en özellerimiz. Ve siz, siz oyunlar oynardınız sokaklarınızda, ne yazık ki şu günlerde berbat var. Siz kıvırcık saçlı sarışın çocuk. Kızıl saçlı zıpır, sizi kim tanımaz ki? Daha o zamanlarda bile insanlar sizin karakterinizin sildiğini hissediyor. Bu insanın gelecekteki baş döndürücü yükselişini merakla takip ediyorlar. Okuldaki başarınız öğretmenler tarafından hala daha sıkça örnek gösteriliyor. Özellikle de yaratıkların ve zavallının dertlerine olan ilginizin bir yansıması olan dersteki, yani doğa bilimlerindeki başarınız göstermezsiniz. Adalet sevginiz ve fedakarlık duygunuzsa daha o zamanlarda bile uzak kasabalarda hayret uyandı. Değerli misafirlerimiz, sevgili hemşehrilerime çok saygılar, madem kutlayacağım. İzninizle sizlere madamın daha gençken ki fedakarlık ve cömertlik duygusuna ait bir hikayesini anlatayım. Peki diyeceksiniz, medya başkanı neden bu? Neden? Birazcık örnek alabilir ve kasabamızı bu sefillikten kurtarabiliriz. Çünkü bu zamanlarda kimse cömert değil. Kimse vergilerini de ödemiyor. Her neyse. Hanımefendi daha 17 yaşlarındayken komşusunda çalışıp kazandığı paralarıyla patates alıp açlıktan ölmek üzere olan yaşlı, zavallı bir dulu kurtarmamış mı? Değerli dostlarım, bu nazik bahçenin konuları kuvvetle gelişti ve şimdi tüm dünyayı hayırseverliğiyle ve fedakarlığıyla saran bir hanımefendi ortaya çıktı. Aş evleriyle, çocuk yuvalarıyla, okullarıyla ve sanat yurtlarıyla. Şimdi izninizle çok değerli hemşerimize şöyle seslendiriz. Hoş geldin Clara, hoş geldin Clara, hoş geldin Clara. Başkan, Bristol, ziyaretim için göstermiş olduğunuz bu içten sevinç beni oldukça mutlandırdı. Aslında başkanın konuşmasında bahsettiğimden birazcık daha farklı. Küçükken okulda hep dayak yerdi. O patatesleri de yaşlı çöp çatan açlıktan kurtarmak için değil, ille bir defa olsun Konrad Körman'ı ve Peter Tull anlarından daha rahat bir yatakta yatabilmek için çaldı. Ama yine de sevindiğinizi boşa çıkarmayacağını söylemek istiyorum. Bristol'a 500 bin kasaba katılsa, 500 bin de aileler arasında paylaştırılması için 1 milyon bağışlamaya bir şarkı. Bahsede kedim. Bir şarkı. Hanımefendi bir şarkı şimdi öğrenildi mi? Bristol'a 1 milyon bağışlayacağım ve karşılığında kendime adalet sınıfı alacağım. İyi de.
Anladım. Ne söylüyorsam o. Bir daha adalet satın alınamaz. Her şey satın alınır. Hala anlamıyorum ben. Konuyu öyle geç. Beni hala tanıyan var mı? Başlarda çofer. Doğru. Başlarda çofer. Ulan 25 yıl önce Bristol'da başlarda çıkmış. Daha sonra Kopigen Temiz Mahkemesi'ne görev için çağrıldı. Ta ki Bayan Zanmasya bana uşu olmam için teklif verene kadar. Bir hukuk için garip bir kariyer ama teklif edilen maaş harikaydı. Sana ne geldi buraya? Az evvel duyduğunuz üzere Bayan Zanmasya size 1 milyon teklif ediyor ve karşılığında ise adalet istiyor. Başka bir deyişle. Bayan Zanmasya, Bristol'da karşılaştığı adaletsizliği düzeltmeniz şartı ile size 1 milyon teklif ediyor. Bayır, sizi böyle alabilir miyim? Ne? Ömer ne istiyorsunuz? Öne çıkın Bayır. Tabii. O zamanlar başyargıçtı ve bir babalık davasına bakmakla görevliydi. Kadir Zanmasya, o zaman kadirli. Bayır Başır, sizin Bayır, çocuğunuzun babası olduğunu iddia etmişti. O zamanlar bunu reddetmiştiniz. İki tane de tanık getirmiştiniz. Bunlar çok eskidendi. Geç de düşüncesizdim. Tobi, Tobi'yle onu getir. Yes, ma'am. Odak biziz, odak biziz. Bu ikisini tanıyor musunuz Bayır? Biz Kopbelo miyiz, biz Kopbelo miyiz? Onları tanımıyorum. Biz çok değiştik, biz çok değiştik. İsimlerinizi söyleyin. Yakup Hüttli, Yakup Hüttli. Ludwig Spar, Ludwig Spar. Peki ya şimdi Bayır? Onlarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Peki ya siz Bayır'ı tanıyor musunuz? Biz görürüz, biz görürüz. Sesini tanıyor musunuz? Sesini tanıyoruz, sesini tanıyoruz. Ben o zamanlar başyargıçtım. Siz ise tanık, Bristol Mahkemesi'nde neye yemin ettiniz? Clara ile yaptığımıza, Clara ile yaptığımıza. Benim karşımda buna yemin ettiniz. Mahkemenin karşısında, Tanrı'nın karşısında. Gerçek bu muydu? Yeminimiz yalandı, yeminimiz yalandı. Neden yalan yemin ettiniz? İl bize rüşvet verdi, İl bize rüşvet verdi. Rüşvet olarak ne verdi? Bir kutu bira, bir kutu bira. Şimdi hanımıza ne yaptı anlatın. Hanım bizi arattı, hanım bizi arattı. Doğru, hanım sizi arattı. Dünyanın dört bir köşesinde. Jakob Hüttel Kanada'ya, Hüttel Spar Avustralya'ya göç etmişti. Ama o sizi buldu. Sonra size ne yaptı? Bizi Toby'ye verdi, bizi Toby'ye verdi. O bize ne yaptı? Adım etti ve kör etti, adım etti ve kör etti. İşte bütün hikaye bu. Bir yargıç, bir sanık, iki yalancı tanık. Ve mahkemenin vermiş olduğu yanlış bir karar. Öyle değil mi davacı? Evet. Bunlar çok eskidendi. Çocuğa ne oldu? Bir yaşadı. Size ne oldu? Fahişe oldu. Neden? Mahkemenin kararı beni buna zorladı. Ve şimdi ise adalet istiyorsunuz. Bunu karşılayabilirim. Eğer bilir, Alfred'i öldürürüz. Ne? Kilidin? Clara! Clara, bunlar çok eskidendi. Hepsi yaşandı. Toprağa gömüldü. Saçmalama! Her şey geçti gitti. Ama ben hiçbir şey yok. Ne Conrad Körman'ını, ne Peter Talamber'ını, ne Bulbul'un odasını, ne de senin ibadetini. Az önce geçmişte dolup taşan o yerde zamanı geri alabilmeyi istedim. Şimdi bense zamanı geri alıyorum ve 1 milyon karşılığında adalet istiyorum. Hanımefendi yeter. Umutunuz ki hala mutlulayız. Mümkünsüz ki hala dipsiz değiliz. Bravo. Siz tipinizi kasap adına reddediyorum. Kanla lekeleneceğimize fakir kavurum dahil. Peki. Çelenkler. Otelden getiriyorlar. Altına vantiki borçlamışsınız. Kimseyi korkutmuyor baba. Kasa mı benim yanımda kar? Anneniz nerede çocuklar? Bir kahvaltı yapalım. Karda kalacakmış. Korkmuş baba. İyi bir anneniz var çocuklar. İyi bir anne. Bırakın dinlensin. Enerjisini toplasın. Biz de kızım ve oğlum üçümüz bir kahvaltı yapmaya ne dersiniz? Güzel bir sosisle biraz yumurtaya ne dersiniz? Benim gitmem gerek. Nereye gidiyorsun ka? İstasyonda bir işi hastaymış. Belki onun yerine bir işi arıyorlar. Bu sıcağın altında istasyonda çalışman hiç oğluma göre bir iş değil. Bu çoktan iyidir. Ben gidiyorum baba.
çocuklar? Günaydın Afar. Günaydın. Sigara. Tabii. Erdoğan mı dinlendin? Ondan değil. Yeşillerden. Yeşillerden maalesef kalmadı. Başka bir şey versem. İçki ver oğlum. Buyurun. Hesaba yaz. Hesaba. Evet. Tabii hesaba yazıyorum. Güzel bir sabah Alfred, güzel bir sabah. Şeytan yorsun yüzünüzü. Biz balık tutmaya gidiyoruz. Biz balık tutmaya gidiyoruz. Şurası da ırmak yok. Yedinci kocanın balık tutma takımlarıyladır. O pısırın tutup paraları kaybettiğini söylüyorlar. Onu da yaşlarım almıştır. Ama var ya, tören acayip bir şey olacak. Dün nişanları vardı. Film yalnızı. Kısa bir kez son filmde görmüş. Ben de bir kez mi görmüşüm? Yok, şimdi bilmiyorum.
parayla istediğin her şeyi satın alıyor. Ama bize az sahip. 37.90 ediyor. Hesaba et. Hesaba. Peki elmez var ya. Ama... Sorgu kurumunun yardım yatırın diye kişilerin hesabını kapatın. Elmes Bergel. Yeni ayakkabılar giyiyorsun. Yeni, güzel ayakkabılar. Aha, sizin de öyle. Toplar, yeni sarı güzel ayakkabılarınız var. Hanımefendi, sizin de yeni sarı ayakkabılarınız var. Bunda garip olan ne var anlamıyorum. Bunu neyle aldınız? Hayatın boyunca aynı ayakkabıyla gezemezsin. Yani. Yazdırdınız. Bana da yazdırıyorsun. Daha iyi süt, daha iyi ekmek, daha iyi çiftin, daha iyi alkol. Neyle ödeyeceksiniz bunları? Ha? Neyle? Neyle ödeyeceksiniz? Neyle? Sabah da kardeşi ha. Peki müşterilerim,
Benden aldıklarını ne verecekler daha iyi çiftçinin daha iyi sigara? Bunları ne verecekler? Bu başı geldi mi? Beni ilgilendiriyor. Çünkü beni ne verecekler? Hayal diyorsun sen, hayal hayal. İyi, seni kimse tehdit etmiyor. Anlamadın artık ya. Bak bak bak. Sakin. Başıma bir milyon mu şimdi? Burada ölmeyi bekliyorum bildiğin. İşlerinden birisi de bunu yapacak. Bir şeyler yapmamız lazım. Artık durduk. Rahatla bakayım, rahatla. Kimden, nereden geldi önemli değil. En ufak bir tehdit oldun da ben zaten yıldırımın korudum. Biz sıkı sıkı hesaplara bağlıyoruz. Buna güven. Biz sıkı sıkı hesaplara bağlıyoruz. Dişleriniz güzelmiş. Ayrıca yeni sarı ve altın dişiniz de var yanlarında. Ne? Yeni altın bir diş. Hayal biliyorsun lan sen. Senin kursiyete kalbi çekip aklın yok bayım. Garip'in önünde küçük nasıl kaçmış? Siyah panteri. Herkesin onu almanız lazım. Herkesin. Türk nasıl alırım? Benim de. Kim aldın? Beni alıyorsunuz! Beni! Allah'ım. Geliyor. Moda tüm geliyor. Beşinci kocam en yakışıklısı. Her zaman her geleneğim olur. Ama beşinci kocam cevap bu. Altıncıydı o. Demir yolları müdüründen. Bakingham Sarayı'nda bunu baştan çıkarmıştım. Dördüncü zavallı. Dolunay dönüşmüştüm. Ama o İsmail'di. Doğru. Onu ve Yorkshire'daki şatosunu tamamen unutmuşum. Kahire de tanışmıştık. Dolunay dönüşmüştüm. Yine dolunay vardı. Garip. Hep dolunay var. Gel. Sayın Başkan. Sizinle bu konu hakkında konuşmam lazım. Durun. Erkek erkeğe. Şerefiniz olarak. Tabii ki. Silahlan tüm adamları topladım. Çocukların da okula gitmesini yetki olarak yasakladım. Çünkü bayağı zaten sınıf partileri vermiş. Bu biraz aşırı bir önemli değil mi? Ama büyük bir baş yani. Bana mı iyi? Anlıyorum. Hadi biraz sonra da. Dünya Bankası başına bende. Az evvel New York'tan geldi. Konuşmak istemiyorum. Geri gitmesini söyle. Şimdi sigara. En iyi markalardan. Sarıgın Pegasus. Oldukça pahalı. Ama verdiğim parayı değiyor. Eskiden farklı mı vardı içeride? Rusty 5. Oldukça ucuz. Ama daha kötü bir tutum. Ayrıca yeni bir kuşak. Evet. Sarı bir kuşak. Pek. Ayrıca yeni ayakkabılarınız da vardı eminim. Kalkış tatlı yaptı. Nereden biliyorsun? Bu konu hakkında konuşmaya geldim. Biraz solgun geziyorsun. Korkuyorum. Korkuyor musun? Nefe artıyor. İşte bu benim için yeni bir haber. Erhan çok da resmi koruma talep ediyorum Sayın Başkan. Aha, neden ki? Sayın Başkan bunu zaten biliyorlar. Size güvenmiyor musun? Başıma bir milyon içinde. Polise başvurdum. Polise gittim. Bu sizi rahatlatmış olur mu? Polisin ağzında yeni altın gidiş var. Polis solda olduğunuzu unutuyorsun. Burası Hümanist geliyorlar mı kasaba? Göte burada gelecekti. Brahms burada bir kuartet besti. Bu yüksek mirasımıza sadakat borçlu. İyi dakika gelsin. Güreğe gidecek. Bize güvenmiyorsanız sizin adınıza çok üzgünüm. Sonuçta sizden bu nihilist eğilimi beklemiyordum. Hukuk devleti burası. Panter serbest, panter serbest. Hürriyet onu duydum, hürriyet onu duydum. Gidiyoruz, gidiyoruz. O zaman o kadın tutuklayın. Garip. Oldukça da. Polis beyi aynısını söyledi. Sevgili, Tanrı biliyor kadının davranışları çok da anlaşılmaz değil. Sonuçta iki tane delikanlıya yalan yere yemin ettirip kadının derin bir sefildi. Şimdi bu derin sefillik birkaç milyon ediyor Sayın Başkan. Sevgili. Unutulmaz şeyler. Buradaki önemli nokta şu. Kadının şu anki sefilliği, o zamanki sefilliği 1 milyon ediyor. Hiçbir mana. Anladın mı? Çünkü sen bir insanın hayatını mahvettin. Bir de buraya gelmesi kadının tutuklanmasını istiyorum. Bir kere kadının tutuklanmasını istemek için ahlaki bir hakkın bile yok. Ayrıca belediye başkanı olmak gibi bir durum da söz konusu. Bunu söylemek zorunda kaldığım için. Bu resmi bir açıklama mı? Farklı adım. Anlıyorum. Bir belediye başkanı insanlara iyi bir ahlaki karaktere sahip olduğunu garantilemektir. Ancak sen bunu sağlayamamak.
Ayrıca kadının teklifini reddetmiş olmam da onu bu teklife götüren suçlara göz yumduğum anlamına geldi. Bunu anlamak zorundasın. Söyleyeyim bir daha kes. Belediye başkanı. Sana eskiden gösterdiğimiz saygı ve sevgilimizle devam edeceği aşikar. Çelenkler. Çelenkleri hazırlıyorlar. Susmak benim için çok tehlikeli. Niye hepsi sevgili? Cenazeme gidiyor. Niye sevgili? Bu durumu örtbas etmeye çalıştığımız için bize müteşekkir olmalısın. Yeni bir belediye binası. Belediye değil, evin. Ev yaptırıyorum. Ayrıca bir ay yapmaya izin var mı derler? İnsanı soracak değiliz ya. Ev yaptırırsın, belediye binası yaptırırsın. 1 milyon her şey yapılır. Değil mi? Yiğit, sen hayal görmeye başladın. Bu onların planı değil, bu ölümümün planı. Sen saçmalıyorsun. Seni kim tehdit edebilir ki? Sizden. Sizden birisi. Bana hemen bir isim söyleyin. Ve ben de durumu inceleyeyim. Hiç müsamaha gösterdim. Sizin her biriniz. Bu iftira karşısında senin protesto ediyorum. Haddini bil. Kimse. Hiçbirini öldürmek istemiyorum ama elinde sonunda bunu birisi yapmak hayal biliyorum. Hayal görüyorsun. Plan bunu kanıtlıyor. Plan bunu kanıtlıyor. Alfredi. Bu da siz. Dün Betüşes geliyor. Ali? Betü Ümrü ve Erkan. Nasılcılar? Onlar ben evlendiğim zaman dünyanın dört bir yanından her zaman gelirler. Onların bana ihtiyacı var. Benim de onlara. Olsun bu. Birlikte yaptığı müzik bağlantı. Yani gerçekten eski hocalara gelmek de unutmak zorunda mısın? Elbette. Hepsini gözetim altında tutmalıyım. Ama benim de problemlerim var. Borçlu mu? Yani böyle küçük kaza beni sıkıyor ya. Yani. Tamam iyi yapılan bir arkadaşım diyor, kuş ötüyor, içi yaşamıyor, tamam da. Hiçbir hareketlik yok. Ne doğada ne de burada. Ne bir ihtişam var, ne bir trajedi. Bir kutsal çocuk, kendi merkezde hiçbir iz yok. Rezil bir kutsal. Çevirin bayi. Mesele bazen olmasın. Burası karanlık. Karanlık ama sen. Rahatsız etmek istemem. Sayın Baba. Tanrı'nın evi herkes açık. Tanrı. Silah yüzünden endişelenmeyin. Bayan Zahnas yanısı yapman deri buralarda gezmiyor. Azrail Çatar arasındaydı. Şimdi de Peter Tavalon barında görülmüş. Yardıma ihtiyacım var. Yardım mı? Neden? Korkuyorum. Korkuyor musunuz? Kimden? İnsanlardan. Sizi öldürecek olan insanlardan mı bayi? Beni vahşi hayvan gibi alacaklar. İnsanlardan değil. Tanrı'dan korkmalı. Bedenin değil, ruhun ölümsüzlüğü. Ölümün yaklaşıyor. Hayatım diye bir git sayın başkanım. Sonsuz hayatınız. Kızlar yeni elbiseleri giyiyor. Erkekler, yeni gömlekler, yeni pantolonlar. Hepsi cenazem için hazırlanıyor. Onlar sadece Tanrı'nın bize bahşettiklerini keşfediyorlar. Hepsi bu. Sadece Tanrı'nın bize bahşettiklerini. Bu cehennem. Cehennem içinizde. Benden daha yaşlısınız ve insanları daha iyi tanıdığınızı düşünüyorsunuz. Ama insan sadece kendini tanır. Bir kıza para için ihanet ettiğinizden, insanların da size para için ihanet edeceğine inanıyorsunuz. Siz kendi zihniniz üzerinden başkalarını suçluyorsunuz. Bu elbette ki doğal. Korkumuzun ve günahlarımızın bedeli kalbimizde yatar. Bunu anlarsanız, size işkence eden şeyi yenersiniz ve bunun üstesinden gelmek için silah kazanır, onu yanınıza almış olursunuz. Öyle değil Sayın Baba. Sayın Otofurlar, kendine yeni bir televizyon almış. Bunlar size endişelendirmesin, izin vermeyin. Frediyle! Oğlumuzun ölümsüzlüğüyle ilgili endişelendirmesin. Toplar da bir adıyor. Tanrı'ya dua edin. Pişmanlığınızın yolundan gidin. Yoksa dünya korkunuzu sürekli harekete geçir. Elimizden başka bir şey gelmez. Neyse. Ateş ediliyor Bobby.
bir sorularmadan tazelerini iletmek istiyorlar. Buyursunlar. Saygılar hanımefendi. Sizi yapan tersiz haklarınızla dehşet verdiğim için de geliyordum. Böylesine pahalı ve ender bulunan ve hayvanın ölümüne içten gitti üzülüyoruz. Bu yüzden bir üzüntü veriyoruz. Hainlerin Jules tarafından ve... Susun! Baba bayım, siyah parça bölümü dolaşıyor. Bu ölümün şarkısı! Daha söylemedik bile! Sus! Sus! Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Bilin! Ellerinize gidin! Bakın, 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 neden, neden bekliyorsunuz?
Sizin olsun. Sizin bina. Bayım. Bayım. Lütfen sizlerine bina. Birinin gelecek. Bir gün buraya tekrar geri döneceğim. İşte şimdi bu
şartları ben mi veriyorum? Hadi Tobi, gidelim. 9 numaralı kocam gelmek üzere. Yes ma'am. Bayan da anlatacak mısın? Bir dakika lütfen. Siz yaralı bir aşıksınız. Bana antik çağlardaki bir kadın kahramanı hatırlatıyorsunuz. Ben de öyleyim. Sizin için içtenlikle üzülüyoruz ya, sizi çok iyi anlıyoruz. O yüzden sizden daha fazlasını yapma cesareti bekliyoruz. Yardım edin bu fakir ama namuslu halkı. Daha şerefli bir yaşam sürmeleri için. Salıverin insani duygularınızı. İnsani duygulara yalnızca sıradan bir milyonere cüzdanını öpletmek istiyorlar. Benim gibi finansal güce sahip biri bu parayla yeni bir dünya düzeni kurabilir. Hayat benim bir fahişe yaptı. Şimdi ben sonunu bir genel ele eğer oyunu oynamak istediğin halde parayı ödeyemiyorsan oyunu ertelemelisin. Sizler oyunu oynamayı kabul ettiniz. Sorun sadece parayı kim ödeyecek? Ve ben ödüyorum. Bir istov için bir cinayet, kalkınmak için bir ceset. Hadi Tobi, gidelim. Ne yapmamız gerekiyor? Vicdanımız ne emrediyorsa onu doktor. Vicdanımız ne emrediyorsa onu. Bu hak ediyor. Yaşadığı bir ceseden sonra. Yemedi böyle bir şey bilmiyor muydu? Üstelik de vardı. Ne yapmadı? Nerede? Ve gazeteciler, yakın onlar da mutlu olur. Bizden bir şey istemezler galiba. Sırada mı sanırım? Herkesin altını arıyorlar. Sigara. İyi işimlerden mi? Ondan da ilk kez olsun. Hesaba? Hesaba. İşler nasıl diyor? İdare ediyor. Benim de bir şikayetim yok. İşleri biraz büyüttüm, yeni işe yaramadım. Aa, iyi ya. Ben de en kısa zamanda olacağım. İnsanlar böyle giyinip süslendiğine göre kafayı yemiş olmalı. Bir öldüreceğini zannediyorlar. Utanmazlar. Bu arada o nerede? Onu görmeyi unutmadan olmalı. Yukarıda. Bir de geldiğinden belli odasında dolanıp duruyor. Ayak sesi. Evet evet. Vicdan azabı işte. Madam Zahnasya'nın oyunda oyun çektiğini de yapalım. Bunlar beni üzüyor. Gencecik bir kızın felaketi. Bayan, umarım kocanız ve kocanız geldiğiniz yere bekliyorum. Yok canım, yapmaz öyle şey. Benim karakterimden dolayı. Bunlar benim için de çok özel. Yapmaz öyle. Kral'ı mahcup etmeyi denerse de, yalanlar söyleyip, onu öldürülmesi için para verelim iddianlıklar verdim. Bunlar sözcükler ifade edilemeyecek bir özünü mecazdan söylemiştir. Müdahale etmek zorundadır. Para için değil, halkın öfkesi yüzünden. Zaten Tanrı biliyor. Adam daha sana yeterin de çekiyor. Buradan testi dememiştim. Evet, tek çıkış ama pek kullanışlı değil. İlk var diye bir tane yapmayacağım. Lan ben bu rekor kullanayım. Hiçbir zaman tam güvenemez. Hoş geldiniz profesör. Hatice geliyor mu? Yukarıdan. Hatice pek duyum değildir ama sert bir çiçeği biraz. Sen Ergin yeni gelmiş. Denemek ister misin? Olur. Küçük bir bardak. Madam Zahnasya'nın geldiği için çok sevinçliyiz. Duygulandık. Gururluyuz.
bacağının arkasındaki hanıma. Kocası bunu izahlasan yerine sizi tercih ettiği iddia ediyor. Kim iddia ediyor onu? Beni izahlasan yanına çift içi kör kadın. Onlar ne anlattılar size? Her şeyi. Kafanızı kırarsınız. 23 yıl önce beni izahlasan ve kocanız ilk evleneceklermiş, doğru mu? Evet, doğru. Ben ilk buldum. Sorun değil profesör.
Ha, benim resmim. Evet, kredisiz yatak odası bahsetmiştim. Yatağın tutumunu nasıl? Ressama bir tane daha yaptırdım. Ah bir... Nasıl insanlarım? Şu rezil para kalplerimizi yakıp tutuştur. Bakın, hayatın için mücadele edin. Basının mesleğinizle yapın. Kaybedecek zaman. Artık mücadele etmiyorum profesör. Söyle, yoksa aklınızı mı kaçırır? Fark ettim ki, en ufak bir hakkım bile yok. Hakkınız yok. Bu kahrolası kadına, gözlerinin önünde kocaları değiştiren, utanmadan ruhlarınızı satıp koleksiyon yapan bu baş başaya karşı hakkınız yok. Her şey, her şey benim suçum. Bu hale ben getirdim. Kendimi bu işe yaramaz, sefil, adı kötüye çıkmış bu bakkal haline ben getirdim. Ne yapmalıyım profesör? Masumu mu oynamalıyım? Tabut, körler, uşak, milyon, hepsi benim suçum. Artık ne kendime yardım edebilirim ne de sizlere. Doğru, çok haklısınız. Bayıldım, bayıldım hem de tek seferde. Ben başından beri bunu biliyorum. Korkarım ki ben de bu olayın içinde yer alacağım. Gitgide katli dönüştüğümü hissediyorum. Korkuyorum. Korkuyorum. Ben de tıpkı sizin gibi çok korkuyorum. İşte bu yüzden de Ayşe bunlardı. Aynı sizin gibi. Korkarım ki bir gün yaşlılık bizim için de gelecek. Siz olanların tıpatıp aynısı bize de olacak. Ah, yakında, çok yakında. Belki 2 saat, 3 saat sonra bütün bu bildiklerimi unutacağım. Başlamışsınız. Tabii ki. Hesaba. Evet, hesaba. Bu benden olsun. Sevgili aile. Nasılsınız? Geçen odamdan dışarıya bakıyordum ve seni bir arabanın içinde gördüm lan. Sadece bir Opel var. Öyle pahalı bir şey değil. Araba sürmeyi nereden öğrendin? İstasyonda güneşin altında çalışmak varken değil mi? Bazen. Bir hareket. Tenise mi başladın? Kaç saat ders aldın? Sabahları erkenden değil mi? İş bulma durumuna girmek varken. Arkadaşlarım hep tenis oynuyorlar. Geçen pazar günü gece takımımı arıyordum ve orada yeni bir ceket gördüm. Pahalı bir ceket. Beğenmedi sen iade edebiliyorsun. Korkum gerçekten çok büyümüş. Senin saçının bir tane bile zarar gelmeden bu işi halletmeyecek halletme çık. Güneyli iyi kalpli. O iyi kalpli. Şüphesiz baba. Ulan ne var lazım baba? Uzun zamandır yapmak istediğim bir şey vardı. Ha, hep bir arabam olsun isterdim. Ama hiçbir zaman olmadı. O kadar para kazanamadım. Ama senin bir araban